Yani şöyle hikayelerimiz vardı. Hani Beypazarı'ndan eskiden İstanbul'a çok fazla meyve sebze giderdi ya da Antalya'daki seralardan. Burada kullanılan bazı hormonlar nedeniyle salataların böyle büyüme seslerini biz duyardık, böyle çatır çatır. Ve 8 santim hasat edilen salatalıkların 10-12 santim İstanbul'a ulaştığını ben birkaç defa böyle şey yaptım, böyle ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Ben Doktor Leyla İmanperest, toprak ve bitki besleme uzmanıyım. Agrisier Enstitü şirketinde, Ostim Teknopark şirketlerinin birisinde şirket ortağı ve Ar-Ge müdürü olarak çalışmaktayım. Ben kendim İranlıyım, Erdebil şehrim, bir Türk şehrinden birisiydi İran'da. Anne babam öğretmen, üç kardeşiz ve üçümüz de ziraat mezunuyuz, ziraat mühendisi mezunuyuz. Ben Türkiye bir hocamın tavsiyesiyle geldim. Hocam kendisi Türkiye'de üniversite mezunuydu. Ve hocamın tavsiyesiyle Türkiye'ye geldim ve eğitimime burada devam ettim, Atatürk Üniversitesi'nde. Ve sonra bir iş başvurusu nedeniyle Ankara'ya geldim ve diğer şirketimizin ortağı Murat Bey'den tanıştım ve öyle işlerimizi Ankara'da devam ettik. Merhaba, ismim Murat Bakan, ziraat mühendisiyim. Bitki koruma tarım danışmanıyım. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 6. sıradan dünyaya geldim. Almanya'da doğdum. Çocukluğum Almanya'da geçti. Daha sonra babamın dönüş yapmasıyla beraber memleketim olan Sakarya'ya geldim. Tarıma ilgim de bu tarihlerde başladı. İlçemizde işte ciddi manada tarımın olmasından dolayı. Ve kendimi bu sektörde ve tarımın içerisinde buldum. 20 yıldır da sahada aktif olarak ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. Bitki koruma tarım danışmanıyım. Çiftçiye dokunmayı seviyorum. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmekten mutlu oluyorum. İnsanlara katkı vermeye çalışıyorum. Aslında organik tarımın teknik konuları çok fazla. Yani zaman olmadığı için ben detaylara çok girmiyorum ama yavaş yavaş Türkiye'de organik tarım seviyesi daha yükselmektedir. Bazı insanlar ve bazı çiftçilerimiz sadece bir solucan gübresi kullanarak organik tarım yapıyoruz biliyorlar. Ama maalesef bu değil. Organik tarımın fazla detayları var, bir girdi konuları var ya bir saha denemelerinin şartları var. Hepsiyle beraber biz bir organik tarım yapmakta yani şart olabilir. Allah'a şükürler olsun Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın tarafından da organik tarım desteklenmektedir. Az da olursa ama yavaş yavaş inşallah seviyesi iyileşmektedir organik tarım. Organik tarım aslında nefes almak gibi. Nasıl hani havada aldığımız nefes işte biz karbondioksitten, karbon monoksitten ya da farklı böyle havayı kirleten gazlardan rahatsız oluyorsak organik gıdalar da insanları işte bu tür beslenme anormalliklerine karşı çocuklarımızın gıda güvenliğini sağlayan organik tarım. Büyük şehirlerde oturan insanlar, yaşayan insanlar işte bizler tabii kırsal alanlara çok fazla ulaşamıyoruz ve organik tarım girdilerini ancak insanlar işte özel pazar yerlerinden ve bu tür özelleşmiş bazı işte marketlerden elde edebiliyorlar. Aslında büyük şehirlerde kentsel tarım modelleri uygulanabilir ve şehrin çevresinde bulunan işte tarıma elverişli alanlarda insanlar kendi gıdalarını küçük bahçelerde yetiştirebilirler ve bunları organik olarak da temin edebilirler. Balkon sebzeciliği aslında hayata dokunmak gibi. Yani bazı insanlar işte çiçek yetiştiriyorlar, özellikle ev hanımları. Son yıllarda da dediğiniz gibi özellikle işte küçük kapların içerisinde işte maruldur, domatestir, çeri domatesleri, işte salatalıklar görür olduk. Tabii bunlar da usulüne uygun olarak yetiştirildikten sonra gayet sağlıklı tüketilebilir gıdalar.
Türkiye'nin içinde organik tarım iyi şekilde yapılmaktadır. Ama maalesef çıktı yani ürün bazlı olarak, yani tüketici olarak o kadar alışkanlık yoktur. Organik tarımın elde edilmiş ürünleri genelde yurt dışına satılıyor ve Türkiye içinde maalesef çok tüketicisi organik sertifika nedir? Ben organik sertifikalı bir meyveni nasıl alabilirim? Organik sertifikalı bir tahılı nasıl alabilirim? Maalesef halk olarak bu konu halkın içinde kendi yerini bulmamış ama yavaş yavaş dediğim gibi Tarım Bakanlığı'ndan tarafından da bazı faaliyetler var ve bizi gibi şirketlerin de bazı faaliyetleri artmaktadır. İnşallah yavaş yavaş daha iyi seviyelere gitmek gibi gözüküyor. Daha sağlıklı hayat için, yani şimdi bir ilaçlı bir meyve üretiyorlar, onda kalıntı var ve nesillerle hatta DNA olarak bu kalıntı bir nesilden bir nesile geçip hastalıkları insanlarda taşıyabilirler. Ama organik tarım kalıntısız bir üretimdir. Yani daha sağlıklı bir meyve yiyebiliriz. Yani bir manava bir anne gidiyor ve bir meyve eğer bir çocuğuna seçiyorsa, eğer organik tarım sertifikası ve onun organik üretimine kesinlikle emin olursa o çocuğuna daha güvenli bir şekilde o meyveni alıp yedirebilir. Ama maalesef ilaçlı tarım ne şekildedir? Bir meyve alırken yani ondan çok toksikler içinde olabilir ve insanların haberi olmadan kullanabilir. Ya bazı konular ortaya çıkabilir. Sadece meyve ya sebze ya ürünler için değil. Hatta sular ve topraklarda da o kalıntılar gözükebilir. Ve sağlıklı hayatımızı engelleyebilirler. Ama organik tarım bu sağlıklı hayatı bize garanti ediyor. İnsanlar her şeyden önce tabii sağlıklı gıdalara erişmek istiyorlar. Kimse kalıntı taşıyan bir gıdayı kendisi tüketmek ya da çocuğuna tüketmek istemiyor. Özellikle bizim Avrupa Birliği ve Batı ülkelerindeki meyve sebze pazarımızın %90'ı neredeyse organik tarım girdilerinden oluşuyor. Ve bu ülkelere ihracat yapabilmek için belli kriterlerde ve organik tarım sertifikası olan ürünleri üretmeniz gerekiyor. Dediğim gibi pazar bu yönde ve bu şekilde de Türkiye'de her geçen gün büyüyen bir organik tarım pazarı var. Hem ihracatçı firmalar hem de kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve bizim gibi girdi üreten kuruluşlar, tabii bakanlığında belli destekleri var ve organik tarım her yıl iş dalı olarak büyüyen bir alan ve çiftçilerin de ciddi manada ilgi gösterdikleri bir alan. Şimdi böyle açıklayayım. Yani tarım sadece kendi başına bir alan değil. Biz böyle ispatlarda bulunmak için bazı başka bölümlere de ihtiyacımız var. Aslında bir organik sertifika alarak ve onu organik girdiyle üreterek sadece organik yapılmışın biz tek başına ispat edemeyiz. Onun için bizim OSTİM organize sanayide olmamızın bir avantajı var. Çünkü biz tarım multimedya, yani multi alan olarak kullanması gerekiyor. Onun yanında bazı teknolojiler gerekiyor. Bazı sensörler, bazı cihazlar olması gerekiyor. Mesela bazı sensörler var. Gidenken meyveye tutup ve onun kalıntılı meyve mi ya kalıntısız meyve mi onu tespit edebiliriz. Şimdi bizim böyle organize sanayide bir şirketimiz olmasının avantajı bu. Çünkü başka bölümler de var, başka teknolojiler de var ve onlarla birlikte bazı teknolojileri organik tarım yolunda üretebiliyoruz. Yani halk da bu organik tarımın olmasından emin olsun, bir ürün alırken onu tespit etsin. Ama tarım sadece tek başına bu işi yapamayacak ve dediğim gibi teknolojiye de ihtiyacı var. Yani şimdi dünyada Tarım 4.0 olarak bir alan var. Tarım 4.0 ne demek? Yani sadece tarım değil, organik tarım yapıyoruz. Ya başka bir şekilde tarım yapıyorsa bunun yanında teknolojiler olması lazım ve onlardan beraber daha iyi yürütmesine sebep olup daha faydalı bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Agrisiyel tabii organik tarım girdileri üretimi yapan bu konuda özelleşmiş bir firma. Bunun haricinde biz sahada çiftçilerimize teknik destek ve onların her türlü üretimlerinde kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem girdilerimizin kullanılması noktasında
Hem de ürünlerin işte kalıntısız bir şekilde hasada ulaşması noktasında çiftçilerimiz de sezon boyu yoğun bir emek harcayarak çalışıyoruz. Ve işte o ürünler artık sepete ve oradan da fabrikalara, işleneceği alanlara gittiğinde bizim de işte görevimizi yapmış olmanın mutluluğuyla o sezonu bu şekilde kapatmış oluyoruz. Yani şöyle hikayelerimiz vardı. Hani Beypazarı'ndan eskiden İstanbul'a çok fazla meyve sebze giderdi ya da Antalya'daki seralardan. Burada kullanılan bazı hormonlar nedeniyle salataların böyle büyüme seslerini biz duyardık, böyle çatır çatır. Ve 8 santim hasat edilen salatalıkların 10-12 santim İstanbul'a ulaştığını ben birkaç defa böyle şey yaptım, böyle ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Ya da bazı açık alanda domates üreticileri çok ciddi kalıntı riski olan işte metilaksil gibi 5 yıl 10 yıl topraklarda toksik etkisi olan girdileri kullandığına şahit oldum. Tabii marulda da işte hasat öncesi, çilekte de bu çok olur. Hani üretici ilacını kullanır ve ertesi gün toplayarak onları pazara gönderir. Tabii şimdi üreticilerimizi burada hani biz töhmet altında bırakmayalım ama tabii organik tarım bilinci ne kadar yaygınlaşırsa ve tüketici de bu tür ürünlere ne kadar ilgi gösterirse işte bu tür hikayelerin ben yavaş yavaş artık tarımdan çıkacağını düşünüyorum. Ve artık semt pazarlarında kalıntı analizleri yapılmaya başlandı. İnşallah işte yolda büyüyen salatalıkları yemekten yakında kurtuluruz diye düşünüyorum. Evet, bizim bir sloganımız var. Yola çıkarken şöyle bir sloganımız vardı. Aynı gökyüzünde, aynı güneşle aydınlanıyoruz. Tarlalarımızı aynı kutsal suyla suluyoruz. Lütfen artık sınırlarımızı değil, birlikte dünya için neler yapabileceğimizi tartışalım diyerek yola çıkmıştık. Ve bu konuda da inşallah farklılıklarımızı aynı çatı altında birleştirip güzel bir gelecek çocuklarımıza ve sağlıklı gıdaları elde edebilecekleri doğal bir alan bırakırız diye düşünüyorum. Ostim tabii aslında Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin başkentinde bulunan bir endüstri merkezi. Ostim birçok firmanın başarı hikayesinin olduğu bir alan. Ostim'i sadece bir şey olarak sanayi sitesi gibi düşünmek ya da burada işte belli bir üretimin yapıldığı bir alan gibi düşünmek aslında çok yanlış olur. Ostim tarımın da bence çok ciddi olarak yapıldığı bir merkez. Ve biz buradaki birçok firmayla ortak projeler yürütebiliyoruz. Ve Tarım 4.0, işte Ostim Teknik Üniversitesi ve Ostim Teknopark bünyesinde Tarım 4.0 ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve tarımın da merkezi Ostim diyoruz. İnsanlara ve özellikle gençlere bu mesajım olabilir. Her zaman üretici olmaya çalışırım. Çünkü üretici olsak kalıcı olacağız. Tüketici olursak bitip gideceğiz. Onun için her zaman ne kadar enerjimiz varsa, ne kadar bilimimiz varsa lütfen üretim yolunda sarf edelim. Teşekkür ederim.